Afiyet. Bakalım bir durumun var. Kulaklarımı tutulduğu için sizi duyamıyorum ama. Evet, şimdi her zaman. Evet arkadaşlar, günaydın. Cumartesi sabahı. Salon dolu. Ümitlenmek için çok sebebimiz var. Gelecek için, Türkiye için, İslamlık için, dünya için. Bu salonda bunlardan bir tanesi oturuyor. Beni buraya davet eden tüm arkadaşlara, tüm odalara teşekkür ediyorum. Böylece Tedir Üniversitesi'ni ve sizleri görme, tanıma fırsat bulmuş oluyorum. Evet, konuşmamızın başlığı. Biraz patlıyor mu ses? Sesi biraz kısabilir miyiz? Patlıyor gibi geliyor bana. Evet. İnsan beyni. Evrenin bugüne kadar bilinen en karmaşık sistem olarak adlandırılıyor birçok bilim insanı tarafından. Bugün insan beynini anatomik olarak, fonksiyonel olarak, nörolojik olarak değil de bir mühendis olarak, bir sistem teorisyeni olarak anlatmak istiyorum. Şöylece kısaca bir özet vererek başlayayım. Öncelikle bir sinyal işleme sistemi olarak insan sinir sisteminin çok hızlı bir üstünden geçeceğim. Sizler zaten biliyorsunuz. Arkasından biz insanoğlu algıladığımız bu sinyalleri evirip çevirip işleyip nasıl anlama dönüştürüyoruz? Biraz bundan bahsedeceğim. Aslında nasıl anlama dönüştürdüğümüzü anlamadığımızı anlatmaya çalışacağım. Sonra da beyin sinyallerimizi dışarıdan ölçerek acaba insan beyninde neler olup bitiyor? Bunu kestirebilir miyiz? Bundan biraz bahsedeceğim. Bu konuda bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Birazcık olsun bunlardan bahsedeceğim. Ve son olarak da geliştirdiğimiz bu sistemlerin uygulama alanlarından bahsederek konuşmamı sonlandıracağım. Evet. İnsan beyni arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi bir takım elektron kimyasal sinyaller ileterek tüm bedenimizi kontrol etmeyi beceren çok yetenekli bir organımız. Biz bütün bedensel aktivitelerimizi, bütün duygu ve düşüncelerimizi, bütün işlerimizi ve oluşlarımızı beynimiz tarafından üretilen son derece karmaşık bir takım elektrokimyasal sinyaller ile yapıyoruz tüm etkinliklerimizi. Bütün sevgilerimiz, nefretlerimiz, kinlerimiz, başarılarımız, hafızamızda bulunan onca anı hep bu elektrikimyasal sinyaller üzerinden çalışıyor ve oluşuyor. Bir sistem bakış açısıyla bakacak olursak insan beynine, daha doğrusu insan sinir sistemine çok çok karmaşık ama ben 5 ana başlık altında bunları toplamaya çalıştım. İlki
tabii ki algılama. Algılama derken dışarıdan bize gelen bir takım uyarımlarla yaptığımız algılamalar ki bunlar da bu organlarımızda oluyor. Bir de içeriden gelen uyarımlar var bedenimize. Bütün organlarımız, kalbimiz, böbreğimiz, ciğerlerimiz sürekli bir şekilde beynimize bir takım uyarımlar veriyorlar. Ve biz bu uyarımları çok değişik proseslerden geçirerek insan beyninin algılayabileceği, proses edebileceği, işleyeceği bir hale getirip beynimize iletiyoruz. Şu iletişim kanalı tabii ki nöral ağlar yardımıyla oluşuyor. Ve beynimize iletildikten sonra da burada son derece karmaşık bir takım elektrokimyasal işlemlerden geçtikten sonra da sinyallere anlam kazandırmaya çalışıyoruz, kazandırıyoruz. Ve bu anlamın ardından tekrar iletişim hatlarımızdan, yine nöron ağlarımızdan çeşitli eylemler oluşturuyoruz. Bu eylemler işte kaslarımıza iletilen bir sinyal varsa, şu anda benim yaptığım gibi elimizi kolumuza hareket ediyoruz, koşuyoruz, hopluyoruz, zıplıyoruz. Ya da işte ne bileyim heyecanlanmışsak kan basıncımızı yükseltmek üzere bir sinyal gidiyor. Kalp atışlarımızı yükseltmek için bir sinyal gidiyor. Ciğerlerimize sen sürekli nefes alacaksın. Kalbimize sen sürekli atacaksın diye sinyaller gidiyor. Ve bütün bu iletişim sinyal sistemiyle de bizi biz yapan etkinliklerimizi yapıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse en iyi çalışılan, en çok çalışılan alanlardan bir tanesi İnsan görme sistemi, hepinizin de bildiği gibi insan görme sisteminde algılayıcı bizim gözlerimiz. Gözlerimizden algılanan fotonlar normalize edilerek çeşitli nöral ağlardan beynimizin lateral geniküllü nükleus dediğimiz kısmına iletiliyor. Oradan bir objenin ne olduğu ile ilgili bir yol var. Bir de nerede olduğu ile ilgili ayrı bir yol var. Bu sinyaller beynin çeşitli aşamalarından geçerek, işlenerek sonunda bizim çevreyi beynimizin içinde oluşturmamızı sağlıyor. Nasıl oluyor bütün bunlar? Tabii ki buna benzer anlatmalar eminim çoğunuz çok yerde gördünüz. İki tane temel bileşen var bizim bütün bu işlemleri, beyinsel faaliyetlerimizi yapabilmemiz için. Nöronlar ve sinapslar. Nöronlar akson ve dendritlerle birbirine bağlanıyor biliyorsunuz. Ve bu bağlanmalar, bu hatlar üzerinden bir takım sinyaller iletiliyor. Ve nöronların ve sinapsların, milyarlarca nöronların ve milyar kere milyar sinapsin uyumlu bir şekilde çalışmasıyla bir noktada diyorsunuz ki İşte ben şu anda fotoğraf hücreyi dinliyorum. Birazcık daha detaya girmeme izin verirseniz eğer, nöronlarla ilgili çok kısa bir özet vermek istiyorum. Esasen nöron dediğimiz çok karmaşık bir elektrokimyasal makina olmakla beraber çok kısaca özetleyecek olursak, temelde bir hücre gövdesi var. Hücre gövdesinin içinde bir çekirdek var. Burada bütün nöronun hayatiyetini sağlayan ve nöronun çeşitli etkinliklerde bir takım sinyaller üretmesini sağlayan işlemler gerçekleştiriliyor. Nöronun bir dizi yıldızı var ki bunlara dendrit diyoruz. Bir tek tanecik de çıktısı var. Buna da akson diyoruz. Aksonlar genellikle uzun olabiliyorlar bu hatlar. Ve ilginç bir şekilde bir nöron dendritlerden aldığı sinyalleri değerlendirerek iki şeye karar verebiliyor. Hiçbir şey yapmadan duracağım diyebiliyor. Buna işte istirahat halinde nöron diyoruz. Ya da yeteri kadar uyarı aldım, hadi bir sinyal göndereyim diyor. O zaman da buna etkili potansiyeli diyoruz. Eğer burada bulunan herhangi bir nöron bir etkinlik potansiyeli üretmeye karar verirse içindeki mekanizmalar sayesinde bu etkinlik potansiyelinin ürettiği akım akson üzerinden hareket ediyor. Burada etkinlik potansiyelinin eğrisini görüyorsunuz. Şurada aşağı yukarı -65-70 milivoltta ise
nöron. Bu da burada nöron istirahat halinde diyor. Hiçbir şey yapmıyor. Birazcık şuradaki eşik değerini aşarsa, 65'in üstüne çıkarsa, gelen bildiriler sayesinde, dendritlerden gelen bildiriler sayesinde bir anda bum diye patlatıyor, bir sinyal gönderiyor ve o sinyal aksondan, nörondan dışarıya çıkıyor. Ve bir zaman sonra, ki çok kısa bir zaman sonra, tekrardan yine eski istirahat haline geri dönüyor. Şimdi etkinlik potansiyeli esasen nöronun ürettiği bir kimyasal, elektrokimyasal sinyal ve etkinlik potansiyellerinin nöronlar arasında, akson ve dendrit arasındaki dolaşımı ile oluyor, her ne oluyorsa. Çok şematik bir gösterim yaptım burada sizler için. Dendritler birden fazla nörona geliyor. Her birinin birden fazla ağırlığı var, elektriksel aktivitesi var. Nöron gelen, kendisine gelen bu sinyallerin bir bileşeniyle bir karar veriyor ve ya hiçbir şey yapmadan duruyor ya da etkinlik potansiyelini çıkartıyor. Sinaps dediğimiz şey çok enteresan. Aksonlardan direkt olarak diğer nöronlara girdi sağlamıyor insan sinir sistemi. Aksonlardan gelen sinyaller bir yerde duruyor. Buna sinaps diyoruz. Şu iki tane presinaps, postsinaps dediğimiz yerde 20 nanometrelik bir boşluk var. Ve orada çok ama çok karmaşık kimyasal reaksiyonlar oluyor, elektriksel reaksiyonlar oluyor. Ve aksondan gelen etkinlik potansiyeli bir şekilde, o bir şeklin altında kitaplar var, formüller var, ben hepsini atlıyorum. Karşı tarafa atlayıveriyor. Beyin niye böyle bir şey yapıyor? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, aksonda sinyal ilerlerken zayıflıyor o miktar. Dolayısıyla bir amplifikatöre ihtiyaç var. Bir amplifikasyon görevi görüyor sinaps. Bir de normalize etmesi lazım. Çünkü hatırlarsanız her nöronun birden fazla dendrit girişi vardı. Tek bir akson çıkışı vardı. Şimdi birden fazla dendritte bu sinyali dağıtacağı için bir şekilde sinyali tekrardan bir normalize etmesi gerekiyor. Ve daha da ilginci, sinapslar sayesinde birden fazla nörondan çıkan etkinlik sinyali, action potential dediğimiz İngilizcesiyle, buralarda bir bakıma dendritlere aktarılırken bir bütünleştirme sağlanıyor. Birazcık daha detayına girmek istiyorum. Nöral entegrasyon dediğimiz şey bir araya getirme. Yani birden fazla nöron birer tane aksonla sinyalini gönderdi. Bunlar tabii ki dendritlere dağılacak. Bu birden fazla nöronun etkinliği tek bir nörona gelebiliyor input olarak. Ve burada birden fazla nöronun aktivitesini harmanlıyor. Ben onu kapamıştım ama unutmuşum. Evet. Şimdi bu burada bir araya getirme işlemini yapıyor insan beyni. Bir de dağıtma özelliği var. Tek bir nörondan gelen sinyal, aksondan gelen sinyal birden fazla nörona da dağıtılıyor. İşte sinapslar bu dağıtma ve toplama işlemlerinde belli bir integrasyon yapma görevini görüyorlar. Nöron ve sinapsların bir diğer çok enteresan özelliği ise geri besleme ve sürekliliği sağlanması. Burada sürekli kalbimizin çarpmasını temin etmek, sürekli nefes almak için, hatta bir bilgiyi hafızamıza saklayabilmek için bu tarz bir geri beslemeye ihtiyaç var. Bu geri beslemelerden birinci türüne basit yankı deniyor. Basit yankı dediğimiz zaman aksondan çıkan bir etkinlik potansiyeli dendritle birleştikten sonra tekrardan aynı beyne, nörona geri besleme yapıyor. Bir böyle bir geri besleme var. Bir de bir nörondan çıkan etkinlik potansiyeli diğer bir nöronun dendritine giriyor ve şöyle nöronlar arası bağlar kuruluyor. İşte hafıza dediğimiz şey esasen
bu nöronlar arası bağların kurulmasıyla oluşuyor. Bazen görüyorsunuz, ay ben bu kişiyi tanıyordum ama kim? Acaba bunu üniversiteden sınıf arkadaşım mıydı dediğiniz anda böyle bir şüphe varsa eğer şu bağlardan birkaçı kopmuş. Siz bunu dediğiniz anda bir takım nörotransmitterler devreye giriyor. Hemen o bağları tamir etmeye çalışıyor. O anda diyorsunuz ki yaşasın bu Ahmet'ti. Veya da arada 10 gün geçiyor. Aa yemek yerken hatırlıyorsunuz ya bu Ahmet'ti. Diyorsunuz o bağlar tamir ediyor. Yani bizim hafıza dediğimiz şey, kısa vadeli hafıza, uzun vadeli hafıza çok değişik türleri var hafızanın. Hafıza dediğimiz şey nöronlar arasındaki geri beslemelerle oluşan devrelerden başka bir şey değil. Peki o zaman insan aklına şöyle bir şey geliyor. Bu kadar akson ve dendrit, 100 milyar civarında nöron var insan beyninde. Nasıl oluyor da bu sinyaller çakıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor filan. Neticede baktığınız bir objenin bir gül olduğunu düşünüyorsunuz ve karar veriyorsunuz ki bu bir gül. Bunu denemek için, yani bu mekanizmanın nasıl olduğunu görmek için çok önemli bir simülasyon yapıldı. Bundan aşağı yukarı 5-6 sene önce. Biliyorsunuz çok önemli bir büyük beyin projesi vardı, Avrupa Birliği'nin projesi. Burada teker teker nöronları bir araya getirerek, tabii çok fazla nöron değil ama 100 milyar tane nöron yok burada. İnsan beynini ilk defa nöronlar cinsinden ve sinapslar cinsinden teker teker bir araya getirerek simüle ettiler. Ve işte gördüğünüz şey bu. Burada hiç bülbül falan bir şey yok. Burada Ahmet, Mehmet, hafızalar, Mehmet, kim falan yok. Dışarıdan sinyal cinsinden baktığınız zaman sadece ve sadece nöronlar arasında akan sinyaller görüyorsunuz. Ve bu sinyallerin başka nöronlara yansımasıyla bir takım duyguları nerede sakladığımızı, oluşturduğumuzu katı surette bilecek bir mekanizmamız hala elimizde yok. Ama biz biliyoruz ki o kızın baktığı gün beynimizin bir yerlerinde tekrardan bir model olarak, bir elektrokimyasal sinyal olarak oluşturuluyor. Ama bunun nerede, neresi olduğu maalesef bugün hala bilinmiyor. Çok disiplinli bir alan. İşin içinde tabii ki psikolojisi, psikiyatrisi, nörobilimi, nörolojisi, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği bilimleri çok değişik disiplinlerde insanlar. Aşağı yukarı son 10 senede de çok artan bir hızla insan beynini deşifre etmeye çalışıyorlar. Ama gelinen nokta itibariyle bayağı bir yol kat edilmesine rağmen hala biz bu gülün nerede nasıl oluştuğu konusunda bir fikir sahibi en azından elle tutulur. Tabi teoremler tabii ki var ama elle tutulur bir fikir sahibi değil. Ama başka bir şey öğrendik bu geçtiğimiz yıllar zarfında. İnsan beyninin sinyallerini ölçmesini öğrendik. Burada gördüğünüz gerçek zamanlı canlı bir insanın beyninden manyetik rezonans görüntüleme tekniğiyle ve diffusion tensör imaging ya da işte elektroensefalografi teknikleriyle kaydedilen bütün sinyallerin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bir insan beyni görüyorsunuz. Olay bu. Acaba biz sadece bu sinyallere bakarak bu beynin ne gibi etkinlikler yaptığını, neler düşündüğünü veyahut da ne gibi fonksiyonları olduğunu çıkarabilir miyiz? Şimdi bundan sonraki kısmı konuşmamı, şimdiye kadar birazcık olsun hani beyin nasıl çalışıyor, nöron nedir? Beyni kötü biliyoruz artık. Aksonlar dendrikten nerelerden alıp neyi nereye götürüyor? Oradaki işte sodyum, potasyum pompaları nasıl çalışıyor? Bunları bayağı iyi derecede bildiğimizi söyleyebilirim. Ama neticede bu sinyallerden nasıl bir anlam çıkarıyor beyin? Bunu hala biz elimizdeki nörobilimin geldiği nokta itibariyle tam olarak bilemiyoruz. Öyle olunca mühendis ne yapar? Mükemmelliğini öp. Tersten git. Madem ki elimde bu sinyal var, ben bu sinyallere bakarak buradan bir takım çıkarımlar yapabilir miyim? İşte benim konumumun bundan sonraki kısmı beyin sinyallerinden anlam üretmeyi ilgili.
kenarı arasında dolaşan bir sinyaller var. Buradan da alan yaratıyoruz dedi. Peki, bu etçimlerimiz şey gibi böyle efendim elektromanyetik sinyal dediğimiz ya da işte fMRI sinyal dediğimiz ya da EEG sinyal dediğimiz şey o kadar gürültülü ki neticede koskocaman bir kafatasınız var. Kafatasınızın üstünden sinyalleri ölçüyorsunuz ve sinyalleri de ölçerken birçok başka gürültüyü de bir arada ölçüyorsunuz. Dolayısıyla bir etkinlik potansiyeli sinyalini nöronda olup biten bütün sinyalleri tam olarak ölçmemiz söz konusu değil. Son derece gürültülü bir görüntü var elimizde. Son derece eksik yanlış. O sırada kalbinizde çarpıyor, bedeninizde hazin yapıyor. Hepsi de o sinyalin içinde. Acaba bu verileri kullanarak anlamını bulabilir miyiz? Beyinde neler oluyor? Matematikçiler her şeyi soyut bir şekilde ifade etmesini çok iyi beceren insanlardı. Esasen yapmaya çalıştığımız şey, elimizde bozuk, eksik, gürültülü sinyaller var. Biz bu sinyalden anlam üreten bir fonksiyon kestirebilir miyiz? Bundan sonra birazcık matematik yapacağım. Hafif, çok hafif, sizi çok sıkmadan, üzmeden ama şöyle elleri göreyim. Mühendisler, el kalsın. Oh, süper. Daha rahat konuşuyorduk. Az el kalsaydı formülümüzden hızlıca bitecektik. Öyle planlamıştım ama yandınız. Şimdi de itibaren birazcık formül koyacağız. Evet, fonksiyon bulacağız. Ne yapacak? Gürültülü veriyi alacak, hop, çiçeğe, kuşağa, ördeğe, güle bizi taşıyacak. Bu fonksiyonları arıyoruz. Tabii ki bu fonksiyonlar öyle kolay elde edilmesi fonksiyonlar değil ama biz görüntü işlemede, bilgisayarlı görüde buna benzer şeyler yapıyoruz esasen. Bilgisayar görüyle ilgilenen arkadaşlarımız bilecekler. Örneğin elimizde bir görüntü veri seti olsun, kuşlardan ve çiçeklerden olsun. Biz kuşlarla çiçekleri tanıyan bir bilgisayarlı görü algoritması geliştirmek isteyelim. Nasıl geliştiririz? Gayet basit. Kuşun enini, boyunu ölçeriz, rengini bilmem nesini ölçeriz, çiçeğin de enini, boyunu bilmem nesini ölçeriz. Bir öz nitelik vektörü çıkarırız. 5 boyutlu, 10 boyutlu, 100 boyutlu. Ondan sonra bu öz nitelik vektörlerine bir sınıflandırıcı yer veririz. Buradaki bu hipotez fonksiyonu dediğimiz şey esasen bir sınıflandırıcının ürettiği lineer veya non-lineer bir fonksiyon olabilir. Çıktısından algoritmamız bize der ki kuş veya çiçek. Madem ki ben bunu yapmasını biliyorum, aynı işlemi başka bir şekilde de yapacağım. Birazcık daha üzerinden gitmek gerekirse makine öğrenmesi dediğimiz yöntemler bunlar. Elimizde bir tane sunum uzayı var. İşte X1 ve X2 gibi öz niteliklerimiz var. Mesela X1 kuşun eni olsun, obje her neyse birisi eni olsun, ötekisi de boyu olsun. İşte en ve boy, kuş çiçekler birazcık daha karesel olduğu için şuralarda olacak. Kuşlar da şu çarpılara karşı gelecek. Biz buna öz nitelik ya da sunum uzayı deriz. O aradığımız H fonksiyonu, hipotez fonksiyonu ise şöyle bir basit lineer, bu şekilde bir lineer çizgi olabilir. Eğer daha yüksek boyutlu bir uzayda yaşıyorsak, öz niteliklerimiz 2 değil de atıyorum 100 ise o zaman bu bahsetmiş olduğumuz çizgi bir hiper düzleme karşı gelir. Veri setimiz birazcık daha karışıksa o zaman çizgi bulamayız da işte şöyle birazcık daha işte parabole benzeyen hatta lambda daha karmaşık bir takım fonksiyonlar kestirerek öz nitelik uzayımızı parçalara ayırırız. Neticede uzayın bir tarafı kuşlara, diğer tarafı da çiçeklere karşı gelir. Ve biz geliştirmiş olduğumuz bu öğrenme algoritmasıyla artık kuşları ve çiçekleri tanıyor hale gelebiliriz. İşte insan beyni, insan sinir sistemini de modellerken benzeri bir yaklaşım kullanacağız. Yalnız bu sefer objeye kuş resmini gösterirken beyin sinyallerini çekeceğiz. Çiçek resmini gösterirken yine beyin sinyallerini çekeceğiz. Diyelim ki fonksiyonel manyetik rezonans gürültüsünü aldık objenin. Kuşu gösterdik, şöyle bir şey elde ettik. Çiçeği gösterdik, böyle bir şey elde ettik. Şimdi normalde manyetik rezonans gürültüleme tekniğinde biliyorsunuz böyle jj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 
şey böyle tabaka tabaka parçalar halinde çıkarıyor. İşte buradaki gördüğünüz gibi mesela 36 tane beyin kesiti elde ediyor. Değil mi? Manyetik rezonans görüntüleme tekniği. Şimdi ben bu 36 tane beyin kesitine bakarak bu beyin ne yapıyor? Mutlu mu? Kızgın mı? Kuşa mı bakıyor? Ayağımı kaşınıyor? Karnım aç? Bunları kestirmeye çalışacağım. Evet, tekniğimiz bu. Literatüre baktığımız zaman bu konuda neler yapılıyor? Buna İngilizce tabirle multi-boxer pattern analysis deniyor. Multi-boxer pattern analysis konusu aşağı yukarı 10 sene önce, hatta o kadar belli, 7-8 sene önce ortaya çıktı. Norman Collin, Dead, Huxley, Pereira, Tom Mitchell, Botvinnik gibi makine öğrenmeciler dediler ki, boş verin makine sistemi analiz etmeyi, boş verin nöronu anlamayı veya boş verin değil de biz bir tersinir mühendislik yapalım ve biz direkt olarak beyin sinyallerini ölçelim, bu sinyalleri işleyelim, bu sinyallerden öz nitelikler çıkaralım ve bu öz niteliklerle bir makine öğrenme algoritmasını eğittiğimiz takdirde de bize neticede beynin bilişsel konumu, bilişsel yapısı hakkında bilgi versin dediler. Bakış noktası bu. Kısaca bu konuda literatürde neler yapılmış, bunu özetlemek istiyorum. Önce sinyalleri ölçmek gerekiyor. Yatırıyorsunuz denekleri makinenin içine. Çok değişik deneyler tasarlayabiliyorsunuz. Örneğin işte algılama işlemleri, görme, işitme, tad alma vesaire. Ne bileyim, tatlı bir şey yediriyorsunuz, tuzlu bir şey yediriyorsunuz, sinyali ölçüyorsunuz vesaire. Bir de motor kontrol, yani kaslarımızı biz nasıl kontrol ediyoruz, onunla ilgili deneyler yapıyorsunuz. Duygusal deneyler yapabiliyorsunuz. Belki hatırlarsınız, yıllar önce gazetelerde Fatoş Hoca aşkı bulan, tespit eden makine yaptı diye gazetelere çıktı. O tamamen yalan. Hiç benim öyle bir niyetim de yoktu esasen. Ben sadece duygusallığı tespit etmeye çalışıyordum. Duygusallık insan beyninde nasıl olur diye çalışıyordum. Bana NTV'den spiker geldi. Dedi ki, hocam ben yeni evlendim. Kocam beni seviyor mu, sevmiyor mu? Siz bunu anlar mısınız? MR sinyallerinden dedi. Ben de kıza dedim ki, sen getir, ben anlarım dedim. Hocam getir bana. Soracağım ona, seviyor musun, sevmiyor? Ertesi gün gazetelerde manşet, bilgisayar mühendisi dedi. O kile aşkı tanıyan makineye soruyor. Onun için siz sorun. Gazetecilere hiçbir şey demeyin. Ben bunu bayağı acı tecrübelerle öğrenmiş olduğum bir şekilde. Evet, şimdi deneyi tasarlamak için bir nörobilimciye ihtiyacınız var. Ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Çünkü o deneyleri tasarlamak başlı başına bir yetenek istiyor. Başlı başına bir ekspertiz ve bilim istiyor. Biz elimize gelen bu tarz kesitleri oradan itibaren başlıyoruz. Anlamaktan önce ne yapacağız? Önce işleyeceğiz. Önce bu kesitlerden ne yapmamız lazım? Bir beyin hacmi yaratmamız lazım. Bu kesitleri alıp teker teker üst üste getiriyoruz, zaman ayarlamalarını yapıyoruz. Bir takım Gauss filtrelerinden geçiriyoruz. Sinyal işlemecinin en sevdiği filtre hangisi? Gauss filtresi. Neden? Çünkü Gauss filtresi çok güzel bir şekilde gürültüleri filtre böyle düzleştirir. Sonunda insan beyninin ölçümlerini beyin hacminde bir Rubik küp haline getiriyoruz. O kübün her bir milimetre kübünün adına voxel adını veriyoruz. Burada bakın voxelleri görüyorsunuz. Bu voxellerin her birinde bir zaman sevgisi var. Adam yatıyor, güne bakıyor, çiçeğe bakıyor, kız arkadaşını düşünüyor. O sırada biz her bir voxelden bir zaman sevgisi elde ediyoruz. Tabii ki makinenin rezolüsyonuna göre bu voxellerin sayısı çok fazla olabiliyor. Diyelim ki saniyede bir ölçüm yaptınız, 200 bin tane de voxeliniz var ki o civarlarda oluyor. 200 bin çarpı diyelim ki bir dakika çektiniz, 60 tane sinyaliniz var. Esasen insan beyninin sinyal işlemesi birazcık büyük data, büyük veri problemine karşı geliyor. Yani aldım sinyali, üç boyutlu bir hale getirdim, vereyim bir öz niteliğini çıkarayım da bir sınıflandırıcıya vereyim de kuş mu düşünüyor, çiçek mi düşünüyor demenize imkan yok. Yalınlaştırmanız lazım.
bayağı bir ciddi ön işlemeden, sinyal işlemeden geçirmeniz lazım. Yapılacak ilk iş ne? Beynin çok değişik fonksiyonları olduğunu biliyoruz. Biz o resme bakarken aynı zamanda midemiz, böbreklerimiz, kalbimiz, ciğerlerimiz hepsi faaliyet yaptığı gibi üstelik bir de başka şeyler de düşünebiliyorsun. Evet sen kuş resmine bakıyorsun ama tam o sırada işte o kuşun bir anısı geliyor aklına. O iş falanca yerde devrenin kenarında falanca bana şiir okumuştu. Kayboluyor gidiyor. Dolayısıyla ciddi bir yalınlaştırma işlemine tabi tutmak lazım. Ölçülen manyetik rezonans görüntülemesiyle. İlk yaptığımız iş background aktivitesi deriz. Sinyalin durağın bulunan kısımlarını keser atarız. İşte bu şıkta, bu bir hafıza deneyiydi. Beynin çok büyük bir kısmındaki bokselleri atarak sadece hafıza ile ilgili olduğumuzu bildiğimiz anatomik bölgeleri alıyoruz. Ya da boksel yoğunluk değerleri eğer birazcık daha böyle sakin gidiyorsa onları atıyoruz. Elimize sadece diyelim ki 200 bin bokselden 20 bin boksel kaldı. Yine çok. Çünkü neden? Her bir bokselden bir zaman serisi ölçüyoruz dedik. Birinci bokselden şöyle bir sinyal çıkıyor. İkinci bokselden şöyle bir sinyal çıkıyor. Üçüncü bokselden şöyle. Evet burada çiçek, burada kuş, burada tekrar çiçek var ama bu kadar sinyali yine işlememize, bir sınıflandırıcıya vermemize imkan ihtimali yok. Bizim makine öğrenme literatüründe boyut laneti denen bir problem var. Eğer uzayınız çok yüksek boyutlarda ise ve örneklerinizin sayısı az ise sınıflandırma yapamazsınız, tanıma yapamazsınız denen. Çünkü algoritma öğrenmez, ezberler. Ezberlemesin diye benim daha büyük bir yalınlaştırma yapmam lazım. Ne yapıyorum? Sinyalin tamamını değil de sadece tepe noktalarını alıyorum. O zaman ne var elimde? 20 bin tane bokselin tepe noktaları var. Demek ki öncelik uzayında 20 bin boyutlu bir vektör oluştu. Her bir kuş ve çiçek gözüne karıştı. Yine yüksek. 20 bin boyutlu bir öncelik uzayındayım. Ciddi bir boyut laneti problemi hala var ama eskiden bütün datayı hepsini koysaydım 200 bin çarpı işte 120 gibisinden çok acayip, çok daha büyük bir özellik vektörü olacaktı. Fena değil. 20 bin boyutuna da razıyım. Bundan sonrası kolay. Çok tanınmış makine öğrenme algoritmaları var. Çoğunuzun bildiği. İşte yapay sinir ağları, destek vektör makineleri, Bayes sınıflandırıcılarından çıkardım bu özellikleri. Bu sınıflandırıcılardan bir tanesine verdikten sonra bu kişi diyelim ki kuşa bakıyordu, çiçeğe bakıyordu. Ben bunu tanıyabilirim. Tanıyabilir miyim? Ne düşünüyorsunuz? Tanıyabilirsin, işte %90 oranında tanıyabilirsin diyen arkadaşlarım bir ellerini görebilir miyim? Tanıyabilirsin. Hocam yaparsın ya, ne olacak? 20 bin boyut lafım olur. Sen yaparsın hocam, biz biliyoruz da diyebilirsiniz tabii. Evet. Şimdi öyle değil işte. Çünkü bu bir 10 sınıflı deneyden bir bokselde elde ettiğimiz zaman serisi. 10 tane sınıf var elimizde. Sınıfları söyleyeyim istiyorsanız. Deneklere işte mutfak eşyaları gösteriyorsunuz. Renkler gösteriyorsunuz. Giysiler gösteriyorsunuz. Mobilyalar gösteriyorsunuz. 10 tane böyle var. Ve bunları hangi sınıfa baktığını bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bu bir bokselden elde ettiğiniz sinyal. Maviler diyelim ki mutfak eşyalarına karşı geliyorsa, pembe noktalar işte kıyafete karşı geliyor. Hepsi iç içe girmiş. Boksele baktığınız zaman ayırmanıza imkan yok. Hatta daha acıklı bir boksel göstereyim size. Sınıflar her bir renk bir sınıfa karşı geliyor burada. Sınıfların hepsi böyle bir arada. Yani adam kuşa mı bakıyor, çiçeğe mi bakıyor? Buradan bulmak neredeyse imkansız. Bir animasyon daha yaptım size. Bu bizim laboratuvardan geliyor. Şimdi bakın. Zaman değişimlerini görüyor musunuz? Zaman geçiyor. Sağ tarafında sınıflar görünüyor. Klas 3, klas 1, işte ben klas 4 diyor. Değişim bu kadarcık. Şimdi siz bu vokselleri vektör halinde bir destek vektör makinesine
verdiğiniz zaman nasıl bir performans elde edersiniz? Bir şey söyleyin. %90. Olur mu? 80. 70. 60. Ne elde edersin? Söyle. Ne bekliyorsun? Ha mesela. Ben böyle yaptığım zaman benim sınıfı öğrenci de bana çok kızıyor. Yani kaç beklersiniz? %20 gitmedi. Altta tuttu. %25 ile 40 arası biber. Chance de onun altında yani şans. Kafadan atsanız bu adam ne düşünüyor diye. Bizim yani TV spikeri şey gibi, muhabere gibi. Seviyor mu, sevmiyor mu? Çünkü papatya kola baksan daha doğrusu çıkar. Burada da öyle bir durum var. Olmuyor yani. Evet, Botvinnik'tir, Huxley'dir bu metodolojiyi ortaya çıkardığı zaman herkes çok büyük bir hayranlık duydu. Ama papaz pilav yemedi. Evet, şimdi o zaman neler yapılabilir diye biz aşağıca bundan 6-7 sene önce bir proje geliştirdik. O zaman bir Google projesi olarak bunu biz yaptık. Ve dedik ki ya biz bokserleri böyle dip dibe birleştireceğimize bokserler arasında bir doğal nöron ağı kuralım ve bu ilişkilere bakalım. İlk yaptığımız şey de bokser zaman serileri arasındaki farka bak, onların değişimini. Bir bokserle al hemen yanındakinin zaman serisinden çıkar, bak. Bakalım ne olmuş. Gerçekten de bokserlerin kendilerini değil de zaman serileri arasındaki farkı aldığınız zaman biraz daha fazla bir kıpırtı oluyor. Buradan da dedik ki biz bokserlerle makineleri eğitmeyelim, öğretmeyelim. Onun yerine ağlar kuralım dedik. Ve dedik ki ağlamı yaratan en önemli faktör esasen bokserlerin ya da nöronların kendilerinden ziyade nöronlar arasındaki ilişkilerdir dedik. Esasen bunu bir takım nörobilimciler daha önceki fare deneylerinden, farelerin kafasını böyle kesip biçip, maymunların kafasını kesip biçip buna benzer çıkarımlarda bulunmuşlardı. O zaman biz bir nöron ağını nasıl kurabiliriz diye yola çıktık. Zaten şu anda bu konudaki literatür buna beyin kodlama deniyor. Daha ziyade bu ağlara doğru gidiyor. Ama biz bu konuda kendimizce bir yöntem geliştirdik. Bir bokseri alıyoruz. Bu bokser kırmızı zaman serisini üretiyor. Bakın bu kırmızı zaman serisi bir bokser neye benziyor? Biraz etkinlik potansiyeline benziyor. Ama sakın hatırımızdan çıkarmamamız gereken bir faktör var. O da şu. Bir tane bokserin içinde 1 milimetre küptü hatırlayacaksınız. Ya da 2 milimetre küp. Aşağı yukarı 1000, 2000, 3000, 5000 nöron sığıyor. Demek ki burada elde ettiğimiz zaman serisi etkinlik potansiyeli değil, 1000 tane etkinlik potansiyelin bir gürültülü averajı. Acıklı bir durum yani. Çok bilgi kaybediyoruz. Yine de olsun. Bir bokseri alıyoruz, onun komşularına bakıyoruz. O komşularıyla arasında diyelim ki P tane komşusu, 20 tane komşusuyla arasındaki bağı kestirmeye çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşaret işlemede çok popüler bir yöntem vardır. Birçoğunuz bilirsiniz. Bir lineer regresyon modeli oluşturursunuz ve onun hatasını eminlersiniz. Bokserden elde ettiğimiz sinyali, zaman serisini hiçbirisini atmadan hepsini dip dibe koyup bir vektör yapıyoruz. Bu vektörün uzunluğu deneyin süresi kadar. Diyelim ki 10 saniyelik bir deneyde 10 tane örneğimiz var. 10 boyutlu bir vektörümüz var. Bu bizim R vektörleri, bokser zaman serilerini yan yana dizdiğimiz vektörler. Bir bokseri komşularının lineer kombinasyon açısından tanımlıyoruz. Şu NP dediğim komşu. Yani bokserin K tane komşusunu alıp onun lineer kombinasyonlarını biz model olarak kullanıyoruz. Ve buradaki hatanın beklentisinin karesini
en iyi demeye çalışıyoruz. Bu formülün sağ tarafını A dediğimiz ağırlık vektörleri, A dediğimiz ağırlıklara göre türevini alıp sıfıra eşitlediğimiz zaman lineer olduğu için denklemimiz bize şöyle bir kapalı halde aradığımız ağırlıkları veriyor. Böylece biz her bir voksel için bir yerel ağ oluşturuyoruz ve bu yerel ağları birleştirerek bütünsel bir beyin ağı ortaya çıkarıyoruz. Burada sizi daha fazla sormadan performansı hemen verdim. Bir önceki deneyin aynısı, aynı sınıflar, 10 sınıflı bir sınıflandırma problemi için hatırlarsanız 125 ile 40 arasında bir performans elde etmiştik. Böyle bir nöron ağının, böyle bir doğal nöron ağının ağırlıklarını vektör haline getirip de sınıflandırıcımıza verdiğimiz zaman aşağı yukarı %85 hatta %90'lara varan performanslarda gördük. Evet, çok kısa bir özet yapmak gerekirse, başlangıçta bir insan sinir sistemiyle ilgili çok kısa bir özet verdim sizlere. Sonra beynimizin karmaşıklığı sebebiyle, çok fazla nöronun, çok fazla etkileşimi sebebiyle tam olarak anlamlandırmanın nasıl yapıldığını bilemediğimizden bahsettim. Ama makine öğrenmesi yöntemleriyle tersinir bir mühendislikte basit de olsa bazı bilişsel süreçleri tanımlayabileceğimizden bahsettim. Bu bize bir yaklaşık çok kaba da olsa bir beyin ağı modeli üretti. Peki ne yapacağız biz bunu? Ben zaten çiçeğe baktığımı biliyorum, kuşa baktığımı biliyorum. Ne diye yani elektromanyetik sinyallere bakacağım da, efemeral sinyallerine bakacağım da, kuş mu, çiçek mi diye tanımlayacağım. Nerelerde kullanılıyor burada size anlattığım yöntemler? Bu da konuşmamın son bölümü. Bu çok çarpıcı bir isim. Burada kullanılıyor. Yani insan beyninin matematiksel bir modelinin olması birçok bizi tamamlayan organ geliştirmemiz için çok önemli bir gerçekten araç. Dolayısıyla insan beyninin iyi bir modeline çok fazlasıyla ihtiyaç var. Bizim kurduğumuz model ya da literatürdeki modeller iyi bir modeller mi? Hayır. Bunu asla ilerliyorum. Hala işin çok başındayız. Hala elimizdeki modeller kuşları, çiçekleri, böcekleri ayırt etmeye yarıyor ki insan beyni çok daha karmaşık işlemler yapıyor biliyorsunuz. Ama yine de birçok uygulama alanımız var. Bir kere böyle bir beyin ağı modeliyle arkadaşlar insan beyninin anatomik bölgelerinin nasıl çalıştığı ile ilgili daha detaylı bilgi elde edebiliyoruz. Böyle bir beyin ağına bakarak herhangi bir bilişsel süreç sırasında anatomik bölgelerin neresi daha aktif, neresi neresiyle bağlantılı, neresi suskun, bu konuda ciddi bilgiler elde edebiliyoruz ki esasen hepinizin de bildiği gibi sinir biliminin yaptığı en önemli iş insan beyninin neresinin hangi faaliyette ilgili olduğu. Başka önemli neler yapabiliyoruz? Tabii ki hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde çok kullanılacak bir yöntem. Uyku bozuklukları, Alzheimer, epilepsi gibi nörolojik hastalıklar buralarda daha MR datasına yansımasa dahi bir takım bulgular çıkararak kişinin belirli hastalıklarının başlangıç aşamalarında tespitini yapabiliyoruz. Akıl okuma denen bir alan var. Bunun tabii ki ahlaki yönleri çok sorgulanmalı. Herkesin de aklını okumamamız lazım. İnsanın kendine özgü mahremiyeti olması lazım. Ama özellikle adli uygulamalarda yalan makinesi konusunda çok ciddi çalışmalar var. Yalan makinesi konusunda bir de size literatürden örnek getirdim. Burada bizim ağlarımız diye bizler böyle bir şey yapmadık ama iskambil kağıdı oynarken, poker mi bilmiyorum, biçim ne oynarken deneklerden hile yapması isteniyor. Arada bir. Bakın arkadaşlar, yeşil olan kısımlar denek hiç hile yapmamış. Kırmızı olan kısımlar hile yapınca yanıyor. Ve mavi kısımlardan da bakarak bu kişinin hile yapıp yapmadığıyla ilgili çok ciddi tahminlemelerde bulunuyorsunuz. Tabii ki düşünce ile yönetilen
üreten makinalar gündemde. Burada Asimo'yu görüyorsunuz. Asimo esasen Japonya'da, denek ise New York'ta. New York'tan Japonya'daki Asimo'ya düşünceleri ile ne yapması gerektiğiyle ilgili komutlar verebiliyor. Tabii ki en önemli uygulamalarından bir tanesi özürlü kişilere düşünce yöntemiyle düşünerek kumanda verebilecekleri araçlar, gereçler yapmaları. Bu da oldukça yaygın bir uygulama alanı olarak var aslında. Buna benzer uygulamalar hala yavaş yavaş markete de düşmeye başladı. Peki neyi hedefliyoruz? Nereye gidiyor bu teknoloji? Şimdi bu yapay zeka falan diyorlar ki işte insanlık mahvolacak, işte makineler, robotlar bütün evleri, dünyayı ele geçirecek falan. Tamam, bu tehlikeleri tabii ki biz de iştirak ediyoruz, katılıyoruz. Nereye gidiyor bu teknoloji diye bakacak olursanız, ileriki aşamalarda, esasen bizim bu Google projesini almamızın da amacı oydu. Google düşüncelerle Search and Browse yapacak bir browser yapmak için bir takım faaliyetler yapıyor. Google kuşu çok para ediyor. Onu da size söyleyeyim. Google Brain diye bir şey var. İşte insan beynini bilgisayara download etmeye çalışıyor. İnsan beyninin gizemini çözülmüştü. Bu derin öğrenme algoritmalarının hep kökeninde esasen insan beyninin nasıl çalıştığı ile ilgili çok ciddi araştırmalar var. Arabaları artık gerçi şoföre de ihtiyaç yok ama düşünce yöntemiyle sürebileceğiz. Düşünerek yemekmişiz. O çok güzel olur valla. Akşam yorumlar bir yere gitmişsiniz. Düşünüyorsunuz, imam bayıldı diyorsunuz. Hemen bir robot çıkıyor imam bayıldı. Ben bunu görmeyi çok istiyorum kendi adıma. Çünkü o cesim sıkıntı. İstediğiniz kadar okuyun. Kadının yeri mutfakta değil mi? Böyle. Benim yerim orada da ondan diyorum. Şimdi hastalıklara daha hissetmeden hasta ya da bir takım semptomlar ortaya çıkmadan tanılar koyabileceğiz. Farklı yetenekler kazanabileceğiz. En önemlisi de bence bu. Örneğin hiç öğrenmediğimiz, öğrenmek için zaman harcamadığımız bazı şeyleri öğrenmeden bilebileceğiz. Beyin makine aracılığı sayesinde. Görmediğimiz şeyleri, duymadığımız şeyleri duyup işleyip oradan çıkarımlarda bulunabileceğiz. Belki bu konuda da çok ciddi çalışmalar var hepimizin bildiği gibi. Doğal zekayla yani insan beyniyle makineyi bir araya getiren adına ortak zeka denen yeni zeka türleri yaratacağız ki biliyorsunuz işte human in the loop falan tarzında araştırmalar var. İşte insan makine etkileşiminin çok değişik yerlerde kullandığı oldu. Bu Watson'ı falan hepiniz duymuşsunuzdur. Watson'da işte doktorlarla, hemşirelerle Watson'la işbirliği yapıyor vesaire. O yöne doğru da bir gidiş var. Peki oralara ne kadar mesafedeyiz? Valla tabii bunlar şu anda benim size söylediğim şeyler sadece bir hayal ürünü. Ben bu resmi çok seviyorum. Biliyorsunuz Vatikan'da Tanrı'yla İslam'ın parlaklığının ucuca geldiği nokta bu. Şu anda bir şey bilmiyoruz ama gidişat zaman içinde bizi makinelerin ve insanların daha ortak bir şekilde, daha arkadaşça yaşadığı bir dünyaya doğru götürüyor gibi geliyor bana. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunlar benim çalışma arkadaşlarım. Onların adını vermeden geçemezdim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çok güzel bir grubumuz, laboratuvarımız var. Onlar yapıyorlar. Ben arada bir olmuş veya olmamış diyorum. Hocanın zaten görevi bu biliyorsunuz. Olmuş veya olmamış demek diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, bana 50 dakika dediniz ki kampılarınızı da bitirmişim. Teşekkür ederiz. Hocam bir soru alalım mı? Tabii alalım. İsterseniz. Çok kalabalık olduğu için mikrofon varsa mikrofon alalım, mikrofon geliyor. Sesi çünkü duyamayabilir salonun tamamı. Buyurun. Bir saniye mikrofon gelsin. Ses tamam. Kayıt alıyoruz.
Hocam sunumunuz için teşekkür ediyorum. Allah Atina bir yolcu ben. Eklik versin. Dün bu konu yine televizyonda vardı. Dikkatle izledim. Şöyle bir konu geçti. Bir oğullar bir filmde bahsettiler. Ben izlemedim gerçi. 7-8 yıl önce robotları üretiyorlar. Robotlar isyan ediyor. Onları alıp cezalandırıp başka bir gezegene ya da başka bir ece'ye gönderiyorlar. Bunlar örgütleri tekrar insan yapısıyla, en doğurganlığıyla, yetişimiyle tekrar geri gelip ele geçiriyorlar bu dünyayı diyelim. Böyle bir şey olmuş ve ikinci bir şey, sürükler bir örnek. Amigdala diye bir beyniniz bir parçasını ele geçirseniz robot üretmenize gerek yok diyorlar. Ona müdahale ederseniz bu insanlar zaten vicdandan, nefretten, sevgiyle her şeyi işletebilirsiniz. Onlar zaten suç makinesine dönüşebilir diyor. Bu olabilir mi ya da günümüzde kullanılıyor mu? Onu sormasını teşekkür ederim. Şimdi benim bu konudaki görüşüm şöyle. Biz 1945 senesinde ya da 44'te Hiroşima'ya bombayı attık mı? Nagasaki'ye bombayı attık mı? Çok sağlam, hiç robotlar tarafından ele geçirilmemiş beyinler yaptı bunu. Robotlar da yapabilir. Hatta zaten de Marvin Minsky'ye böyle bir soru sormuşlar. Belki siz de biliyorsunuz. Demişler ki, bu yapay zeka teknolojileri yarın bir gün dünyayı ele geçirse ne olacak demişler. O da demiş ki olabilir ama onlar bizim çocuklarımız olacak. Yani artık insan, makina, kötü işi nasıl ki yani yöneticiler renesi çok daha iyi. Dünyayı yöneten insanlar şu anda robotlardan daha mı iyi? Belki robotlar olsa daha iyi bir dünya yaşarız. İnsan daha iyi. Yani onu da demek istemiyorum. İnsan iyi tarafıyla, kötü tarafıyla alet yapıyor. Şimdi şunun için üzülüyor musunuz? Ben bir vinç yaptım. Benim kaldıramadığım kadar büyük bir yükü kaldırıyor. Üstelik beni çiğneyecek. Evet, üzülse der sizi. Böyle bir korkardınız var mı? Var. Var, öyle filmler de var. Adam geçiyor. Mafya çetesinin başı. Vinç'in de tüm ağzından geçiyor. Vinç'in de yapıyor. Toprağa gönderdim. Evet, bu dünya böyle bir dünya. Bu kadar işte efendim 14 milyar senede evrileyle bu noktaya gelmişiz iyi ve kötü yönleriyle. Hata, sevap, günah ne derseniz deyin. Bundan sonra da bu istikamete böyle bir gün. Zaten son, hadi söylemeyeyim bunu. Söyleyecek ama söylemiyorum. Birçok kitap var. Diyor ki, yani böyle giderse bir insanoğlu boş ver hiç robot geliştirmesin. Dünyayı bitiriyoruz zaten ki. Ozon tabakasını deldik, hava kirliliği şöyle, global ısınma böyle vesaire. Tehlike var ama o tehlikenin önlemini alacak kafa da burada. Evet. Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Ben de kadınlar insanlarız. Ben iki şey sormak istiyorum. Birincisi bu oyun alanında da hani EEG kaslarıyla yönlendirilebiliyor. Ben deneme fırsatı buldum. Biraz başarısız gibi yani. Bana orada yine arabalar vardı. Arabaları hareket ettiren evet, evet. Bir konuydu. Bunun başarı oranı nedir? Yani şey olarak, algoritma olarak soruyorum. Hani şeylerde kullanılıyor, onu da biliyorum. Bir maymuna işte şey yapıp muz verip diğer tarafta işte başka bir alanda robot kolunu hareket ettirme şeyleri falan kullanılıyor. Keza en şey olarak zaten beyinde eklenen şeylerle hareket ettirme konuları falan var. Hani algoritma olarak çok başarılı buluyor musunuz? Birincisi bu. İkincisi şeylerden, nörolerden bilinçten bahsetmek mümkün. Yani çünkü siz orada şeyden hani sunum yaparken nöronun bir karar verdiğini ona göre aksiyona o elektrokimyasal şeyi gönderdiğini, tetikleme yaptığını falan söylediniz. Bunu yapabilmesi için bir hafızasının olması lazım ve bu hafızanın bir bilinç kazanmış olması gerekir mi? Sondan başlayayım. Bilinç konusu çok karışık. Bilincin hala ne olduğunu tanımı bile yok. Ve bir nöronda bilinç olduğundan bahsetmek kolay değil. Ben hep şu örneği veriyorum. Karınca karşısında karınca kolonisi. Bir karınca çok basit bir yaratık, hayvan.
Ama bir araya gelince böyle kilometrelerce yol kazıyorlar, işte depolar yapıyorlar, çiftlikler kuruyorlar vesaire. Oradaki benim hissiyatım bu. Yani oradaki harmoni bilinç dediğim şey, uyum. Yani nöronun tek başına bir bilinç olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Orada bilinç dediğimiz şey esasen nöronlar arasındaki etkileşim, uyum, harmoni, paslaşma ne derseniz değil. Yani ağın kendisi, ağın düğümleri değil de ağ arasındaki iletişim diye düşünüyorum. Ama bu konuda çok ciddi felsefi tartışmalar var. Çok ciddi nörolojik tartışmalar var. Ekoller var, birbirlerinin gözüne uğruyorlar. Birbirlerine katılmıyorlar. Kim diyor ki, bilinç öyle senin bildiği gibi maddeden oluşan bir şey değil, bir de ruh var diyor. Bilim adamı diyor bunu. Ben demiyorum. Yani ben ruhu bilmem. Ama böyle ekoller var, hiç bilmiyorum. Dolayısıyla sorunuza maalesef bir nöronun bir bilinci var diye cevap veremeyeceğim. Evet, ben karar veriyor dedim. Ama bir dakika, hiç bir Çince bilmeden bir makine Çince'den İngilizce'de tercüme yapıyor. Tercüme mi yapıyor? Hiç bilmiyor. Kendisinin farkında değil. Biraz sanki nöronun da havası öyle. Kendi durumun farkında değil ama olup bitenler genelde o harmoniden bir bilim çıkıyor diye ben düşünüyorum. İlki neydi? Bir daha da kısaca. Eğe gidip şimdiki sistemlerin hepsi çok deney, çok laboratuvar aşamasında, çok kontrollü deneyler. Şimdi ben size çiçek yokuşu bilmem ne %90-85 tanıyorum dedim ama bunlar çok naif algoritmalar. Teknolojinin iki tane ciddi handikapı var. Bunlardan birincisi bu algılayıcı aletler yani ölçen, sinyali ölçen aletler çok naif ya, çok yetersiz yani fMRI sinyali, EEG sinyali falan çok naif. Bir oradan bir gelişme atılım yapmak lazım. İkincisi de daha da önemlisi bence formal beynin algoritmik formal matematiksel bir modelimizde hala yok. Bilmiyoruz ne olduğunu ki. O tamam hipotez fonksiyonu öyle bir tane nonlinear çizgi çekmekle olmuyor yani kuşla çiçek arasında. Çok daha karmaşık beynin yapısını modelleyecek bir nokta gelmemiz lazım. Ama bir öngörü yapmışlar. Diyorlar ki 2040'lı yıllarda beyinle ilgili bir modelimiz olacak. Evet inşallah olur. Çok fazla el kalkıyor. Hangisine bakayım? Şurada bir el var. Hocam merhaba. Aylin Erdoğan, bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi. Benim sorum, insan beyni eğer elektrokimyasal sinyallerde yönetiliyorsa ve insan dediğimiz şey elektrokimyasal sinyallerin bir oluşumuysa, sıfırdan yapay zeka yapmak yerine var olan bir zekanın üstüne inşa etmek, bu sayede duygusal anlatımcı ve öz farkındalıkta katılabilir mi? Ve hissi bir makine ileride biyolojinin limitlerini aşabilir mi? Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Şu andaki araştırma alanlarından bir tanesi diye bir laf arasında söyledim. Human in the loop dedikleri yani insanı devreye koyan algoritmalar. Benim bir öğrencim geçen de bana çok enteresan bir şey söyledi. Onu ben size paylaşayım. Borsa verileri var. Makineye işte bir sonraki gün borsa artacak mı azaltacak mı diye bakıyorsunuz. Ve burada kestirimler %55-%60'a varmıyor. %50-60'ın altında, 57-58 civarında. Çocuk çok yaratıcı bir şey yapmış, Abdurrahman. Bir doktorandım. Ses sinyaline çevirmiş borsa atısını. Birisine dinletiyor, sürekli bir arkadaşına dinletiyor. Arkadaşı o melodiyi dinleyin. Ondan sonra her gün dinliyor tabii. Bir sonraki gün de söylüyor, melodi şunun bir sonraki notası bu olacak diye. Çocuk bayağı bir %80'lere, %85'lere varan oranda borsa notasını dinleyerek. Çünkü gözümüze baktığımız zaman fonksiyondan bir şey çıkarmıyor yani. Ki kestirmiş ama çocuk şimdi milyoner olması lazım değil mi? %80'lere çok iyi. Ezberlemiş belki. Eski datayı biliyor ama yeni bir data geldiği zaman yine %56. Böyle şeyler var ama. Onu da size söyleyeyim. Çok güzel bir çalışma var. Yani ben şimdi oralara kaymak istiyorum kendi adıma. Evet. Ben şöyle bir saate bakayım. 3 dakikamız var. Son bir soru mu alalım? Son bir soru alalım. Buyurun en azından doğanın avantajını kullanalım. Hocam
yararlandığım bir zaman oldu gerçekten. Benim sormak istediğim soru, evrende, genelde kutsal kitaplarda evrenle insanı özdeşir. Bence benzer diyorlar. Eğer böyle bir benzerlik varsa, evrenin neresi beyin acaba? Beyin bize benzeyen bir yapı var. Ben hemen sana şunu söyleyeyim. Beyin evrenle aynı kutsal kitaplar yaşasın. Böyle bir şey yok. Yani sorduğun sorunun cevabını birileri bir gün sana verirse çok güzel olur. Ama ben genellikle duygu dünyama, inanç dünyama bilime karıştırmıyorum. Orada çok büyük tehlikeler oluyor çünkü. İnanç ayrı bir şey. Şahsen kişisel olarak ben inançlı bir insan olmama rağmen. Şimdi insan beyninin evrenin dokusuna birebir örtüşerek benzediğini gösterdi Henry Markman. Yani oradaki galaksilerden oluşan bir, hatırlayacaksınız, bir Millennium Simulation diye bir simülasyon var. Evreni birebir simüle ettiler. Demin ben size beynin birebir bir simülasyonunu gösterdim. Gerçekten orada birebir bir örtüşme var. Ama bu sakın sizi kutsal kitaplara götürmesin. Bu sadece bir çok basit bir simülasyon ve son derece yüzeysel bir gözlem. Evrenin aklı var mıdır? Kozmik bilinç var mıdır? Evren işte esasen şunudur, bunudur. Bunlar tabii çok felsefi konular. Benim de bunlara aklım ermez. Onu da kabul etmem lazım. Bunun, bu konuda çalışan kişiler var, biliyorum. Heyecanlıkça takip ediyorum çalışmalarını ama bana soracaksınız, bu konuda kimsenin şu anda böyle bir bilimsel çıkarım yapmasına imkan yok diyorum. Hocam evet, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hocamıza bugün aramasına etkinliğe sunduğu hem bu keyifli hem verimli sunumak adına bir plaket sunmak istiyoruz. Anı olsun, bizi hatırlayın diye. Elektrik Mühendisi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Aksöz plaketi sunacak. Kendisini davet ediyorum. Şimdi fotoğraf mı çekeceksin? Ben şunları çekeyim, hem de çok kutlu olduğunu düşünecekler. O kadar değil ben.